Sen? Görünmüyor musun? Wow. Niye söylemiyorsunuz? Ben burada tepkiye biliyorum. Hadi canım. Selamun aleyküm. Kalbi bozmasaydık ya. Ben rahat olamadım. Yiyecektim ama. Ağzını yiyecektim. Pardon. Şu kadar. Güzel, güzel başlangıç ya. Al şunu. Aynen. Burada ağzına. Peki şimdi chat yok. Soru da yok. Chat yok. O zaman teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hadi kendine arkadaş olsak ya. Tamam o zaman. Kim soruyor? Kim başlıyor abi? Ben sorayım mı? Burak, Facebook'tan alsana soruları. Tamam, hemen. Twitter'dan al. Twitter'dan olsun. Ha, Twitter'dan al. Hashtag, yeni çıktı abi Twitter. Hashtag gameplay. Yeni çıkmış, deneyelim bakalım Twitter'ini. Tamam. Hashtag gameplay. Ben hashtag'i ekrana da koyayım hatta. Hashtag. Tamam, hashtag'imiz ne? Hashtag gameplay. Gameplay? Daha ne? Gameplay. Bence imkan. Gameplay çok güzel. Hayatımız uyum. Bir marketingdi her şey. İmkan mı? Evet abi. Gameplay abi. Tamam hadi kapatın. Yani hayat oyun olanları falan deriz ama biraz uzun kalır tabii. Şimdi olmaz. Abi hashtag game and play. Hashtag game and play. Ben de burada açıyorum abi hashtag'i. Cepten açıyorum. İyice sabah şekerlerini faxla atın. Ben buradan okuyacağım böyle. İstek şartı. Adana'dan Hamdi sormuş. Yanındaki ne? Yanındaki Eril abi. Ne? Ne yalnız? Yanındaki ne? O bir Eril. Eriller doğal ortamda. Mantıklı ama ha hashtag oluyor. Peki açalım Game and Play hashtag'ini. Kerit Kahve'ye Oscar verebiliriz. Teşekkür ederim. Neymiş? Eyvallah. Hasan Fatih teşekkür ederim. Abi Oscar'lık benim bu arada padişah gibi girdim abi, bu arada da. Oscar'lık rol yaptığım için. Padişah Asaf'ın kucağına giriyor. Nasıl oldu ki? Abi Asaf'tan güzel vezirbaşı olur yalnız adam. 1.95 bir şey yani. Vezir gambaşı. Abi ben hashtag açıyorum. Aç abi. Evet. Açıyorum abi. Aç bakayım. Ben de açıyorum. Şişko parmaklarımla hızlı yazamıyorum. Ben de yazamadım. Ferit sen bilir misin abi? İnce bir insan. Yok yazdı abi ya. Şu an yazdım abi. Cahreyn artık Türkiye'de mi yaşayacak? İlk gördüğüm. Evet abi. Evet. İkametgahı taşıdık arkadaşlar. Ferit'le aynı yatakta yatacaklar. Yatağı bile var. Evleniyoruz. Bu gece Ferit'teyim bu arada. Bu yalan bir haber olmaz. Yarın vlogunu çekeceğiz arkadaşlar. Kanalın ismini kim yanlış yazdı? Künefe. Künefe. Bit bak ne olacak? Atıldı ocak dışı. Çok dışı. Fırat da bizle bu arada arkadaşlar. Fırat çekimde arkadaşlar. Dur ben en önemli soruyu cevaplayabilir miyim? Fırat artist. Aynen. Neden böyle bir roleplay gerçekleşti arkadaşlar? Evet diye abi, bir soru var. Açıklayayım mı? Arkadaşlar sen şimdi sen bir rezaletini anlatır mısın? Başla bir. Rezalet yok bir dakika. Hadi, bir dakika abi görmeden açıklayayım ben. Görmeden. Beğenmezseniz alttan eklersiniz tamam mı? Tamam peki hayır bakalım. Şimdi. Anlat. Dinleyin abi. Heh. Şu mikrofonu alabilir miyim? Ya geliyor zaten. Abi ben ama hırslandım şu an. O zaman giyinini kısın da. Bağırma ama insanlara. Evet Sayın Yılmaz'ın şu anda hocamız hoş geldin. Ölürler. Evet. Gameful yapma. Tamam abi. Bir headphone user. Şu an faturalar geliyor. Tamam şu an tutuyorum. Sakin abi. Şekerimi dengeleyelim. Kulak burun boğazına. Şekerimi dengeleyemem. Hayvan gibi künefe yedim. Abi olay şu. Biz gerçekten bu sefer biliyorsunuz bu toplu yayın kanalları öylesi çıkıyor böylesi çıkıyor. Bu sefer dedik ki farklı bir şey yapalım. Farklı bir şey yapıyorsak da bomba gibi, zımba gibi girelim yani böyle. Hani taktik yok bam 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 değil de bu sefer taktikli girelim ve hakikaten böyle tuttuğumuzu koparalım dedik. Çok güzel fikir geldi. Böyle ortaklaşa gelişen bir fikir. Fikir şuydu aslında bizim ilk yapacağımız şey. Şuydu. Feritler burada oyun oynuyorlar. CSGO oynuyorlar. İçeriye gaz bombası atılıyor abi. Çok iyiydi ya. Böyle kar maskeli adamlar geliyor. Bildiğin smoke bomb. Bunları yatırıyorlar yere. Ondan sonra bunlar ne oluyor abi falan filan derken ortam değişiyor. Bir anda game and play oluyor. Ondan sonra o smoke açıldıktan sonra maskeli adamlardan birisi çıkarıyor kar maskesini. Benim abi. Just a prank bro diyorum ve yayını kapatıyorum. Ondan sonra game and play'e geçiyoruz. Tamam mı? Hatta shotgun'la kameraya sıkıyorum falan. Bizim kafamızda bunlar vardı. Ama sıkıntı şu. Neden olmadı? Yani böyle bir şey yaparsak daha fazla patlayacaktı ve Twitch belki de görmediği Türkiye'de rakamları görecekti ama şimdi counter var, terörist var, bilmem ne var, bu haberlere çıkabilecek bir içerik falan. Şimdi haberlere çıkacak. O zaman ülkenin bulunduğu durumu zaten biliyorsunuz. Evet. Hala olağanüstü hal var. Savaşlar bilmem neler, terörizm kol geziyor zaten. Tamam. Olabildiğince gerginiz. O yüzden böyle bir şey
patladığı zaman Twitch'e patlayacaktı. Bu sefer Twitch falan kapatılabilirdi. O kapatılıp bize patlamasın, bizi iyice şey yapmayın diye biz de şey yaptık. şey yaptık. O sırada işte yeni fikirler üretmeye çalışıyoruz. Bir brainstorm davası var. E-mail'den gidiyor ama Facebook'tan gitmiyor. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Böyle ulan hafiften birbirimize atışsak, ondan sonra ortak paydada bulursak mı falan derken ben e-maillerin sonunu görmemişim. Ferit geldi. Gelişimi anlatayım mı? Ferit geldi chat'e, dedi ki kızlar Sims oynuyorlardı. Aynen. Tamamen makarasını söyledim ama. Yani, ben, de, yoktu yani. Ben de onlara dedim ki sizin yaptığınız şeyi çok beğendim konsepti, ben de dedim yapacağım dedim. Benim çocukları dedim yapacağım bir yere koyacağım dedim. Okey dediler onlar da. Ondan sonra ben tam onu yaparken Ferit geldi chatten, o içerik çalmacalar falanlar filanlar deyince ben dedim ulan başladı herhalde ha. Ben de so it begins. Ben o sırada Saruman'a dönüştüm. Ayşe tatile çıktı. Ben oradan şey hani geçiyorum yani falan. Ya bir gün yatmadan önce çok masum bir şekilde gelip öyle makarasına ahmetle atışmamızı yaptım. Abi ben söylemez ondan olaydı. Sonra... Ne şerefsizliğim. Arkadaşlığı, arkadaşımı bitirdim. Ama ben hafif initiation yap. Benimkisi hafif canım. Ondan sonra... Yok bütün gece. Şimdi Ralf'a vur dedin öldürüyor. Yani şimdi şöyle bir şey ben... Biri hakkında konuşacaksan arkadaşlar... O kardeş ben 3 dakika konuştum, 25 dakika kaymışsın ya. Bir saniye. Bir saniye Ahmet Bey. Ya ben herhangi biri hakkında konuşacağım zaman belki zaten ben de bildiğim için sonuçta böyle bir şey olmayacağını, hani bu RP yapmayacağımızı ve ilk başta benim chatime gelip Ahmet Vogue geçiriyor diye böyle söylenince ben de dedim ki herhalde başladı. O da onda da müzik tercihine vurup ben de Aragon'u ya şu an. Oğlum Jetlinde'den falan açmış adam. Ben gerçekten geldi ya. Ben izlemedim. Ben var ya gerçekten sinirlenirdim. Adam İngiliz meşgal maaşı açtı geldi konuda. Ben ilk başta biliyoruz Ahmet'e değil. Ben ilk başta hani olmayacağını bildiğim için dedim ki hani gerçekten olmayacak herhalde. Ahmet de dalgasına söylemiştir öyle bir şey. Jetlinde'den falan açıp böyle ulan falan diye bağırdım hatta yayında. Baktım şeyden Facebook'tan konuşmalar geliyor. Rauf ne yapıyorsun adam bize geçiriyor falan filan diye. Dedim madem geçiriyor. Abi ama aralıksız yani hani muhtemelen aldık falan hani. Ben taradım maşin yapmadım. Ben bunlardan haberim yok tabi. Rauf'un giydirmesinden falan. Ben çünkü akşam Ahmet'e yazdım onu. Ahmet chatimi terk et falan dedi. Ben de tamam abi falan yaptım. İyi akşamlar dedim chat'e. Gittim yattım. Sabah kalktığımda Discord'da şey resimleri vardı. Benim bir tane fotoğrafım kafamda Jahreyn baltası. Böyle kanlar akıyor falan. Abi ne oluyor dedim. Savaş çıkmış bildiğin. Ben de oradan devam ettim bir şekilde. Sonra Rauf'u şey ya Vogue'dan ayrılıyorum'a geldi vesaire. Sonuç olarak Game and Play içeriğimizi daha da genişleterek güzel bir oluşum var. Şu işe de yaradı yani. Turnusol geldi ya bizim. Biraz turnusol kanatlı oluş. Mesela Rauf'un okuması. Onu bayağı gördük yani. Bir şey değil mi? Ben okuyorum şu anda. Tamam Rauf okur. Sen dünyanın ilk kehanet kitabını okudun mu? Onun gibi başka 3 çizgi. Muhabbet bir arada bir nokta falan. Ben okumaya başlayacağım. Siz de konuşun abi. Abi şöyle söyleyeyim. Turnusol kanadı muhabbetine gireceğim. Çok bekleyen varmış birbirimize. Evet abi. Böyle şey falan olan insanlar oldu. Ben demiştim bunlar birbirine girecek. Ulan ben böyle görüyorum dedim. Ne oluyor lan? Baya hani beklenti varmış. Bir de bazıları diyor ki ulan bunlar rol yapıyor. Böyle yapmazlar bile. Bazıları diyor ki ne rolü sen bilmiyormuşsun. Bunlar hepsi gerçek falan. Çok eskiden izleyenler. Onları da bilecek. Bak ufak nüansları görmüşler çok eskiden. Ha tabii canım. Çok eski izleyeceğim ufak nüansları görmüşler. Diyor ki hadi bakalım anlatımdan ne çıkacak diye. Beklemek. Onlar beklentiye başladı ama bir kesim var böyle. Onlar dünden hazır yani. Adam yani hanım şatkanı getir, hani sokaklara dökülecek anladın mı? Adam hazır yani. Ben bayağı korktum yani dedim ne oluyor ya oha. Ben bayağı korktum çünkü benim chatim subscribe modda değildi bir ara. Ya biz bu arada roleplay yapıyoruz ama hani bir yandan da geriliyoruz gerçekten. Gerilim var. Grim ağlamaklıydı bir ara konuştuk böyle. Ya şakası bile çok geldi. Ne olacak şimdi ya? Hani yayınlarda falan herkesin zaten modu düştü. Evet. Chatler durmadan ne oluyor? Ben açmadım artık. Devam abi ben yayın açmadım. Ben de o günden sonra yayın açmadım. Biz de açmadık yayın bir ben de gün açacaktım açmadım yani. Vallahi. Okuyalım abi. Evet. Okuyalım abi. Zelda Forever 5.60. Herkes açıklama yazsın. Yapmazlar çıksın. Unsub atın, follow atın. Bizden dalga geçiyorlar. Oyun maçı. Anladım abi. Kanun 082 8 ayda satacakmış. Ay Grim hoş geldin. Ne kadar kalacaksın İstanbul'da? Yayınlar borç demiş. Ben mi? Eyvallah abi, sana söylemiş. Halil MHC 5 yıl önce atmış. Şahı artık geleceksen gel. Altıma sıçacağım artık gel yeter gayrı demiş. Herhalde buraya gelmenden bahsediyor. Çünkü biraz
Ahmet'i bu arada şu dolabın arkasından mı beklediniz gerçekten ya? Yani? Oraya sıra... Sen oraya sıra... Abi, abi ne yapıyorsun? Vallahi mı? Öyle evet abi oradan beklemişler. Herkesin gözü oradaymış falan. Ha, yıkacak ortama girecek. Aynen yani, oradan giriş gidiyor. Ahmet'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Abi çok güzel bir soru. Ne var lan? Anladım. Gayet gayet tutan... Gameplay dağılıyor. Hayır abi. Dağıldı. Bırak lan çık. Arkadaşlar şey diyecektim ya. Yeter abi yeter tamam daha. Gayet iki tane normal bir insan beni kaldırabildi yani. Ben o kadar kilo verdim tamam mı? Nasıl şey diyeceğim diye bekledim. Güneş benden daha kilolu. Öyle. Güneş benden 3 kilo daha fazlaymış abi onu öğrendik bugün yani ben hala inanmıyorum ama. Abi canlı yayında tartı varsa getirin tartılalım ben hazırım. Yok, abi şey. Çok. Şimdi bugün bir tane soru var ne değişik olacak diye. En cevap vermem gereken soru bu galiba. Evet. Çok spoilerlamadan şöyle söyleyeyim. Twitch'te hiç görmediğiniz içerikler olacak. Twitch'te alışkın olduğunuz içerikler de olacak. Evet. Yani normal yayınlarımız da olacak. Ama Twitch'te hiç görmediğiniz konseptlerde içerikler olacak. Bu konseptleri üreten kişiler de yine bizleriz. Evet. Ama bize yardımcı olacak. Bu konseptleri gerçekleştirmemize yardımcı olacak insanlar var kamera arkasında. Hatta şu an ne çevirdi kamera arkasında. Yani bizim yıllardır yapmak istediğimiz şeyler var. Mesela benim zaten konseptlerin birkaç tanesini biliyorsunuz. Ferit'le beraber çıkardığımız konseptleri falan filan da biliyorsunuz. Ama sadece oyunla ilgili değil. Zaten Twitch'in de in real life'ın gelmesiyle beraber böyle bayağı ucu açık bir şekilde hani bildiğin otur stand up show yap, otur talk show'unu yap, otur ne bileyim misafirler gelsin mesela şeylerden. Ya onunla ilgili şunu söyleyeyim tam yani. Ya gerçekten hani evet Twitch'te bugüne kadar diyoruz Ahmet'in dediği gibi çalışmalar olacak ama bunun dışında ciddi konsept çalışmalar da olacak. Hatta zaman içerisinde belki de çok ciddi turnuvalar göreceksiniz. Çok ciddi işler göreceksiniz. Ya yani bu bir kanal. Yani mottosu da belli kanalın zaten. Yani amacımız nedir bizim? Hayatı oyun olan herkesle ilgili bir şeyler yapmak. Dolayısıyla sadece oyunla ilgili değil, sizin hayatınıza dokunacak her şeyi de bu kanalın içine sokacağız. Tabii bunun içinde şöyle olmayacak sadece, yani bu evden sadece yayın görmeyeceksiniz. Zaman içerisinde, yani çok kısa bir zamanda hatta, bir stüdyo hayata geçecek ve siz gerçekten çok kaliteli, çok profesyonel içeriği de görmeye başlayacaksınız. Çünkü bu içeriğin içerisinde sadece biz oyuncular olmayacak, bu işin profesyonel yönünü bilen insanlar da olacak. Bu işin içinde televizyoncusu olacak. Bu işin içinde stüdyosunu yalayıp yutmuş insanlar olacak ve gerçekten çok mükemmel içerikler göreceksiniz. Bunları zamanla göreceksiniz. Hemen yarın, hemen bu hafta değil. Çünkü bunların oturması ve olması için gerçekten zamana ihtiyaç var ama gerçekten çok farklı bir içerik. Abi çok güzel bir soru var. Onu cevaplamak için. Profesör X neden orada dediler? Biz de böyle. Kendisi projeyi sunan kişi Kane biliyorsunuz Özgür. Bir profesör eksik yani eksik. Gençliği daha Allah'a şükür. Biraz var birkaç şey var yani Allah'a şükür. Ya şey kısacası çok farklı kafada çok farklı şeyler yapmak istiyoruz yapacağız. Ya yok canım dediğiniz şeyler bile olabilir. Yani. Hani böyle oha o adam Twitch'e nasıl lan falan diyeceğiniz şeyler falan. Güneş ev gibi sorar. Güneş neden hiç konuşmuyor? Misafir çocuğu gibi oturmuş. diye bir soru var. Ben ona dedim bu kadar şey. Güneş hostes evet olarak, hostes olarak güneş kullanacağız evet. Abi güneşi. Aynen. Çarkı felek konseptimiz var mesela. Güneş böyle yerim varken yani. Şimdi bana söz düşeni ben etmiyorum. Estağfurullah. Helal olsun. Yani. Siz bu kadar iyi bilirken bu işi. Vay. Wow. Güneşle CS oynayacağız. Arkasına müzik atalım mı bunları söyle. Vay helal olsun. Ömer doğru subscribe olmuş hocam. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ömer Ziya Göktür. 500 donat atmış. Ben Flash TV'nin yönetim kurulu başkanı. Oyunculuğunuzu çok beğendim.